Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizleri Türkiye dışından, yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızın çok çok yakından ilgilendiği bir konuyla ilgili olarak sizleri uyaracağım. Bu konu otomatik finansal bilgi paylaşımı. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir yıl aşkın bir süredir ben bu konuyla ilgili olarak yayınlar yapıyorum. Türkiye'de bankalarda parası olan herkesi çok yakından ilgilendiren bir konu bu otomatik finansal bilgi paylaşımı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bu bilgiler yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlıklarına verilmeye başlandı. Artık Türkiye'de bankada parası olanlar ya da özel emeklilik sigortası olanlar, bu özel emeklilikten bahsediyorum, SGK'dan bahsetmiyorum, olanların bildirimleri yapılacak. Bununla ilgili ben diğer videolarımda pek çok konuyu detaylı bir şekilde anlattım. Kimlerin bildirimleri oluyor, kimler bu işten nasıl zarar görecekler, sosyal yardım alanlar, almayanlar, emekliler, Türkiye'de evi, arabası, tarlası olanlar ya da bu işle ilgili neler olacak, bütün hepsini detaylı bir şekilde buradan anlattım. İzlemek isteyen vatandaşlarımız, izleyicilerimiz diğer videolarımıza bakarak bunları görebilirler. Şimdi bugün peki bu işten çıkış yolu nedir? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ne yapması gerekiyor? Bunu detaylı bir şekilde size anlatacağım. O nedenle bu yayınımızı mutlak surette sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmenizi rica ediyorum. Niye sonuna kadar diyorum? Bakın, benim çok detaylı bir şekilde anlatmış olduğum konularla ilgili dahi sorular geliyor. Yetişemiyoruz arkadaşlar cevaplamaya. Günde 4 ile 5 bin arası soru ya da yorum videolarımızın altına geliyor. Ben bunlara bir şekilde okuyup cevap vermeye çalışıyorum ama öyle bir noktaya geliyor ki bir günüm alıyor. Onun için lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Varsa sorunuz lütfen videonun altına yine yazın. Yine cevaplamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, otomatik finansal bilgi paylaşımı artık başladı. 2019 ve 2020 yılına ait olan bilgiler şimdi verilmeye başlandı. Bunlar 2000 içinde bulunmuş olduğumuz yılın bilgileri ise önümüzdeki yılın Eylül ayı itibariyle verilecek. Yani 2021'in bilgileri 2022'nin Eylül ayından itibaren verilecek. Anlaşma bu şekilde. Türkiye 137 ülkeyle yapmış olduğu anlaşmada diyor ki bir yıl öncenin bilgileri bir sonraki yılın Eylül ayından itibaren verilecek deniliyor. Şimdi bazı ülkelerde, İngiltere mesela 31 Mart'ta yıl sonu, yani ekonomik yıl sonu olarak kabul edilir. 31 Mart'tan sonra verilecek. Bunun da bilinmesinde fayda var. İngiltere'den bir vatandaşımız geçtiğimiz günlerde sormuştu. Ona da cevap vermiş olalım. Şimdi arkadaşlar, peki Türkiye'de param var ya da Türkiye'de bir şekilde mal varlığım var. Ben ne yapacağım? Şimdi bakın, bu anlaşmada Türkiye'de herhangi bir eviniz, arsanız, tarlanız vesaireniz varsa bunlar bildirilmeyecek. Yani gayrimenkullerin bildirimi söz konusu değil. Bankada paranız varsa bunlar bildirilecek. Bir de özel emeklilik sigortalarınız ya da borsada kağıtlarınız varsa, şirket ortaklığınız varsa, banka hesabı varsa bu şirketi, bunlar bildirilecek. Şimdi basitçe bu. Evi, arsası, tarlası, yatağı, katı olanlar üzülmesin. Ama onlarla ilgili de çok önemli bir şey var. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi bakın. Peki ne yapacağız biz? Diyelim ki ben işte Fransa'da yaşıyorum. Ya da İsviçre'de yaşıyorum. Ya da başka bir ülkede yaşıyorum. Ne yapacağım ben? Şimdi bakın arkadaşlar. Kiralık kasalar bildirime tabi değil. Çünkü biliyorsunuz, kiralık kasaların içerisinde ne olduğunu sadece siz biliyorsunuz. Banka bile bilmiyor. Şimdi vatandaş da bana soruyor. Diyor ki ya benim işte şu kadarlık altınım var. Şu kadarlık euro'm var. Ya da işte başka bir şeyim var diyor falan. Şimdi arkadaşlar, ben yatırım uzmanı değilim. Ya da şöyle yapın, böyle yapın diyemem ben size. Böyle bir şey doğru değil. Kiralık kasaların durumunu anlatacağım. Siz anlayın anlayacağınızı. Bakın. Sizin bir dövizünüz var. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de dövize faiz çok komik, yok gibi bir şey. Siz dövizinizi ya da altınınız varsa altınınızı ya da ne kadar değerli eşyanız varsa kiralayacağınız bir kiralık kasaya koyduğunuz zaman bunun yaşamış olduğunuz ülkeye bildirimi söz konusu değil. Bakın bunu unutmayın. Söz konusu değil. Bir de vatandaş diyor ki işte bu kiralık kasalar çok mu pahalı falan.
Arkadaş ucuz hesap yapmaktan artık vazgeçin. Lütfen rica ediyorum bak. Kiralık kasa Türkiye'de şu anda ortalama yıllık 700 lira. 700 TL bankalarda araştırdık. Baktık 700 lira ortalama bir yılda. Yani 65 euro hadi 70 euro de. Tamamı bu arkadaşlar. Bunun dışında başka bir para almıyor banka sizden. Eşyalarınız varsa paranız neyse işte neyiniz varsa illa Türkiye'de tutacağım ben bunu Avrupa'ya getiremem. İşte şunu sattım bunun parasını ne yapacağım onu yapacağım bunu yapacağım diyorsanız al size bir yöntem. Bunu siz bilirsiniz. Takdir sizin. Kiralık kasalar bildirime tabi değil arkadaşlar. Şimdi yine çok sayıda soru alıyoruz. Vatandaşlar soruyor bize. Diyor ki ben paramı faizde tutuyorum. Bu faizde bildirim olacak mı? Bakın. Türkiye'deki bankada herhangi bir şekilde paranız varsa bu para ana para artı o hesaptan almış olduğunuz faizler bildirime tabi arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani faiz mutlaka bildirilecek. Bir diğer önemli konu vatandaş diyor ki ben diyor hesabımı kapattım diyor. Bu bildirilecek mi? Biliyorsunuz hesap kapatılırken sıfıra düşürüyorsunuz. Parayı çekiyorsunuz ya. Şöyle bildirim oluyor. Yılın son gününde 31 Aralık'ta hesapta kaç para varsa o bildirilecek. Deniliyor ki bu kişinin 0 lirası artı eğer faiz geliri aldıysanız 0 lira ya da dolar ya da euro para birimi fark etmiyor. Şu kadar da faiz geliri almıştır diyor arkadaşlar. Bu bildirilecek. Şimdi ben görüyorum YouTube'da ya da diğer pek çok yerde diyorlar ki emekli olduğumuz bildirilecek. Bakın Türkiye'nin yapmış olduğu anlaşma. Bakın hatta göstereyim ben size. Bakın. Anlaşma burada. Kaç sayfa söyleyeyim ben size hemen. 24 sayfalık bir anlaşma arkadaşlar. Tamamı burada. Bu konuyla ilgili anlaşma. Ben bunun satır satır biliyorum, ezbere biliyorum. O kadar çok soru geliyor ki çünkü. Bu anlaşmanın içerisinde sizin Türkiye'de emekli olduğunuza dair bildirim olacak diye hiçbir şey yok. YouTube'da falan görüyorum emeklilikleriniz bildirecek. Haberlerde de görüyorum bazılarını. Yanlış şey arkadaşlar. Emekli olduğunuz bildirilmeyecek. Ama sizin bir emekli maaşı bankaya yatıyor değil mi Türkiye'de? Eğer o hesapta para varsa para var diye bildirilecek. Bu kişinin emekli maaşını alıyor diye bir bildirim olmayacak. Ya da o hesaba işte bir ev sattınız diyelim ya da bir paranız var. Birisi para yatırdı birine elden borç vermiştiniz getirdi senin hesabına yatırdı. Ayrıntıları verilmeyecek. Hesap hareketleri yok. 31 Aralık'ta kaç para varsa sadece o bildirilecek. Bakın bu kadar detaylı anlatıyorum ama o kadar çok soru geliyor ki bir daha anlatıyorum. Anlamıyorsanız bir daha anlatacağım. Sorun yok. İstediğinizi sorun. Sorun yok. Şimdi vatandaş bize diyor ki kardeşim diyor ben diyor yemedim içmedim Türkiye'ye öyle ya da böyle bir para getirdim benim suçum ne diyor. Arkadaşlar Türkiye bu anlaşmaya imzayı attı bu işten geriye dönüş yok. Yok ben size benim çok çok üzüldüğüm bir konu var onu izninizle paylaşacağım bakın. Ben bu anlaşmanın doğru bir anlaşma olduğuna inanmıyorum. Türkiye için özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için doğru bir anlaşma değil. Yine bu anlaşmanın imzalanma gerekçesi içerisinde bazı yapılan açıklamalara göre Türkiye işte karanlık ülke, Türkiye işte şeffaf olacak eğer bu anlaşmaya imza atmasaydı vesaire gibi şeyler söyleniyor. Yani bir sürü şey. Yani Türkiye'nin şeffaf olduğunu göstermek istiyorlarmış bu anlaşmayla. Size enteresan bir şey anlatayım bak. Şu anda Avrupa Birliği Türkiye'yi kara listeye aldı. Neden kara listeye aldı biliyor musunuz? Bak çok üzüldüğüm bir olay. Şimdi bazı adalar var vergilerin olmadığı, sıfıra yakın vergilerin olduğu. Bazı çok parası olan insanlar da bu paralarını bu adalara gönderirler. İşte Man Adası var, Şeyseller var falan böyle adacıklar var. Vergi olmadığı için insanlar paralarını oralara götürüyorlar. Türkiye
Ve Türkiye'nin üyesi olduğu OECD, Uluslararası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda şöyle bir anlaşma var. Anlaşmaya Türkiye imza atmış. Diyor ki, bu adalara Türkiye'den ya da bu anlaşmaya imza atan ülkelerden birinden para gönderilirse, örneğin sizin bir paranız var Türkiye'de, bu adalardan bir tanesine göndereceksiniz. Bu verginin sıfır olduğu. %30 vergi alacaksınız diyor. Ve kanuna göre, Türkiye'deki kanuna göre de değerli izleyicilerimiz, bu adaların hangileri olduğunu OECD'de, yani bu Türkiye'nin anlaşmasında olmasına rağmen kanun diyor ki, Cumhurbaşkanı diyor kararnameyle diyor bunu belirler diyor, imzalar diyor ve bu adaların ismi yazıldıktan sonra, imzalandıktan sonra bu adalara para gönderenlerden %30 oranında vergi alınır diyor. Ama 15 yıldır bu kararname yayınlanmadığı için Türkiye'den bu ülkelere para götüren insanlardan %30 vergi alınmıyor. Mesela adamın 1 milyar doları var. Bu adalara para gönderen, senin benim gibi cebinde 3 kuruş parası olanlar ya da benim gibi, senin gibi çulsuzlar değil. Bu adamların milyonlarca doları var. Bunları gönderiyorlar. Vergi yok çünkü. O adalara gönderiyorlar. Açıklandı bunlar, biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda bu kişilerin kim olduğu da açıklandı. Gazeteciler bunları açıkladılar. Şimdi gurbetçinin Türkiye'deki parasını biz bildiriyoruz. Ya adamlar milyar dolarları götürüyorlar. Ya hani ben çaldılar falan da demiyorum. Ya adamlar milyar dolarları götürüyor. Adamın %30 vergi ödemesi gerekirken adamın bu kararname olmadığı için adamdan vergi almıyorsun. Sen gurbetçinin 3 kuruşuna Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya bildiriyorsun. Şimdi yarın öbürsü gün bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan diyecekler ki gel bakalım diyecekler. Bu para nedir diyecekler ya. E şimdi arkadaş ya bu nedir ya? Ha bu nedir? Bunu ben söylemiyorum. Bak bu bunlar medyada yer alan şeyler. Ben bir nedir onlar? Hani birilerini karalamak ya da birilerini üzmek için falan konuşmuyorum. Ben gurbetçi için konuşuyorum. Diyorum ki bak gurbetçinin Türkiye'deki 3-5 kuruşunu bildiriyorsun. E kardeşim bak Türkiye'den milyar dolarları götürüyorlar. Niye kararname yayınlamıyoruz? Niye %30 vergi almıyorsun onlardan? E yazık değil mi? Anlattım bak olayı, bu kadar basit. E şimdi ister istemez yani burama geliyor arkadaşlar, hani kusura bakmayın, ben de insanım, tutamıyorum kendimi. Ben hani sakın beni yanlış anlayın, ben siyaset falan yapmıyorum. Bak hiç benim umurumda falan değil siyaset. E gurbetçi yazık, ülke kalkınsın diye parasını getirdi. Gece gündüz 35-40 yıl boyunca çalıştı, üretti, alın teri çekti. Gurbetin ne kadar büyük bir çile olduğunu gurbetçiden başkası bilemez. E bu kadar çile çekmiş adamın parasını niye bildiriyoruz o zaman ya? Bak Fas, Tunus, Cezayir bildirmedi. Yok kardeşim dedi, bildirmiyorum dedi. Niye? Çok sayıda vatandaşı yurt dışında. Çünkü Fas'a, Tunus'a, Cezayir'e gelmişler. Morakonlar biliyorsunuz. Hepsi yatırım yapmışlar. Bildirmiyoruz dedi. E biz niye yapmıyoruz? E zaten diyoruz ki kara liste. E zaten kara listeye aldılar bizi. Yani bildirsen de bildirmesen de kara listedesin. Ben mi yanılıyorum? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani sabaha kadar konuşuruz bunu. Yani sabaha kadar sürer bu. Şimdi vatandaşın ne yapacak kardeşim? Ya bu suçu ne kardeşim? Ya Türkiye yatırım yapmış, o yapmış, bu yapmış. Yani neye gerek var şimdi böyle şeylere? Yani vatandaşın, değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videonun altına yazın. Sorularınız varsa da lütfen bana sorabilirsiniz. Sizden bir tek şey rica ediyorum. Lütfen eğer bu yayınımızı beğendiyseniz bir like atın arkadaşlar. Sizden bunu bekliyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olarak bu ve benzeri gelişmelerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden sadece bunu bekliyorum. Abone olursanız ve bu videoyu da beğenirseniz çok çok teşekkür ederim.